Şimdi e, yedi cenazenin Şırnak Hastanesi'ne getirildi. Yani Uluderebe, e, yani Beyt-i Şebab ile e, çevresinde meydana gelen çatışmalar, operasyonlar sonucu e, operasyonda çıkan asker ve kurucu ile hepegeller arasında çok şiddetli çatışmalar meydana geldiği e, aktarılmıştı. Ölü ve yaralının olduğu bildirilmişti değerli izleyenler. 27 Temmuz'da yasaklanan Bedkar vadisindeki 11 bölgede aralıksız bir şekilde halen bombardıman devam ederken, operasyon ve çalışmalar sürerken farklı e, tarih ve yerlerde yaşamını yitiren HPG'lere ait olduğu iddia edilen 7 kişinin cenazesi Şırnak Devlet e, Hastanesi morguna kaldırılmış, e, morga getirilen bazı askerler, bazı cenazelerin bombardıman sonucu tanınmaz halde olduğu ve paramparça olduğu bilgileri geldi. Şu ana kadar da. HPG'den bu cenazelere ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan operasyonların sürdüğü bazı yerlerde ormanlık alanlarda yangın çıkmış ve bazı noktalarda yangınların halen yer yer devam ettiği bilgileri de paylaşıldı yerel kaynaklar tarafından. Şimdi değerli izleyenler KDP saldırıların sürdüğü zapta yol yapıyor. Başlıklı habere geçelim. Evet e, Türkiye'nin Federal Kürdistan Bölgesi'nin ZAP, Avaşin ve Metina bölgelerinde de lüks aldıkları aralıksız bir şekilde e, bu son bir haftada yoğunlaşmak şartıyla kaydıyla yoğun, yoğunlaştığı görülüyor ve ANF'nin servis ettiği ilginç bir haber var. E, bu haberde KDP'ye bağlı özel e, güçler hatta görüntüsü de var şu anda izliyorsunuz görüntüleri değerli izleyenler. Bu görüntülerde 2 Ağustos'ta Amediye ilçesi üzerinde kırsal bölgelere büyük bir güç sevk etmiş KDP. KDP güçleri dağlardan kepçelerle yeni yollar açarak Zap Barajı'nın olduğu yere ilerlemiş. KDP'nin Geli Reşava, Gera Çelka ve Merge'de mevzilenmeye çalıştığı ve yeni yeni noktalar oluşturmaya çalıştığı kaydedildi. KDP bağlı özel güçler bölgede kalıcı olma Stratejisiyle saldırılarını sürdüren Türkiye'ye istihbari ve lojistik destek vermesiyle gündeme gelmişti. Böyle iddialar var değerli izleyenler. Bunlar ciddi iddialar çünkü e, HPG'ye giden mesleklere e, maskelere el koymuştu hatırlarsanız. Yine kimyasal e, silahları araştırmak için giden hayati engellemişti. Yeni askeri üsler yapıp Türkiye'yi oraya Türkiye oraya yerleşmişti. Yine e, ve adeta kendini Türk askerlerine siper edilmişti. Buna yani görüntüler de yayınlanmıştı. Şimdi birazdan tabii ki e, farklı, e, HPG'den yapılan farklı bir açıklama var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ondan önce bir Siyas saldırısı o gerçekleşti. Türkiye ait bir Siyas e, dün akşam saatlerinde Rojava'da e, yani Kamışlo Amude yolunda bir araca, suikast girişimi, bombardıman gerçekleştirdi. Değerli izleyenler bombardıman ile ilgili bir açıklama yaptı. Suriye Demokratik Güçleri KSD basın itibat merkezi saldırı sonucunda 4 savaşçısı hayatını kaybetti. İkisi de yaralandı açıklamasını yapmış. Evet Demokratik Suriye Güçleri yaptığı açıklama aynen şöyle. Eşed'in Şengal soykırımının 9. yıl dönümünde işgalci Türk devleti uzun yıllar boyunca Eşit çetelerine karşı savaşan komutan ve savaşçılarımıza bir kez daha saldırdı. Türk Devleti 3 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.15 sıralarında Kamiştu'nun Hermi Şeyhu köyü yolu üzerinde ev iznine çıkan 6 komutan ve savaşçımızın bulunduğu aracı hedef aldı. Saldırıda 4 savaşçımız şehit olurken 2 savaşçımız da yaralandı. Şehit olan yoldaşlarımızdan biri olan komutan Aram Muhammed İbrahim terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede de vücudunun bir parçasını vermiş gazi bir yoldaşımızdır dedi. Ee, şimdi arkadaşlar bu ee, saldırılara ilişkin tabii ki e, özel yönetimin bir açıklaması oldu. Koalisyonu yine Uluslararası Daesh'le Mücadele Koalisyonu'nun göreve davet etti. Türk devletinin açık bir şekilde gerçekleştirdiği bu saldırılara karşı tepki göstermeye açıkladı. Şimdi Rojava Özel Yönetimi bir açıklama daha yaptı. Bu da e, ABD'nin yaptığı o talihsiz açıklamaya bir cevap. Evet Rojava Özel Yönetimi Dış İlişkileri Dairesi Eş Başkanı Bedran Chia Kurd Amerika Birleşik Devletleri e, Dişleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matev Miller'in Türkiye'deki mültecilerin Efrin'e yerleştirilmesinin demografik değişikliğe neden olmadığı şeklindeki açıklamasına cevap verdi. Konuya ilişkin Twitter hesabında açıklama yapan Chia Kurt, bunun siyasi bir tavrın sonucu ve haksızca bir durum olduğunu vurguladı. Ayrıca bu yaklaşımla durumun daha da karmaşık hale geleceği belirtildi. Bu yaklaşımın Türk devletinin taleplerine uygun olarak işbirliği yapıldığının altı çizildi değerli izleyenler. İşgalci Türk devletinin işlediği insanlık dışı faaliyetlerine karşı ciddi bir tavır almaya çağırdığı Cia Kurt, Efrin'deki demografik değişikliği, girişimlerini ve uçaklarının güvenliği bölgelere yönelik saldırılarını durdurun çağrısını yaptı koalisyon güçlerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani birazdan Rojava meselesine biraz değineceğim. İşler de iyice karışıyor değerli izleyenler. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri orada farklı şeyler yapmaya çalışırken öte tarafta Türkiye'nin işgalini adeta meşrulaştıran açıklamalar yapıyor. Ya ben dünden beri sosyal medyada özellikle e, bazı yorumlar gördüm. O yorumlarda da efendim yeni gelen ekonomiye başkanı Kürt'miş, Mardinliymiş. Evet Kürt ve Mardinli. E, yani Mardin'de binlerce korucu var. Siirt'te binlerce korucu var. Kürdistan'da binlerce korucu var. Hepsi de Kürt. Hatta senden benden onunla daha da iyi Kürtçe konuşuyorlar değil mi? Ajan Kürt var, polis Kürt var, ihanet eden asker Kürt var. Var da var yani normal değil mi? Yani bir genel kombayın doğum yeri Mardin'i diye bazıları manipülasyon yarattı ve bu genel kombayın başkanının sanki Kürt gibi bir Kürt olduğu falan imasını yaratıyorlar. Ben e, onunla ilgili haberi sizlerle paylaşayım. Bu genel kombayın başkanı kim? E, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün toplanan Yüksek Askeri Şura'da genel kombayın başkanlığına 2. Ordu Komutanı Or General Metin Gürak atandı. Mardin'in Korser ilçesinde doğan Gürak'ın ismi zaman içinde pek çok skandallarla gündeme gelmişti değerli izleyenler. Aynı zamanda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bacana olan Gürak'ın Susurluk hükümlüsü olan İbrahim Şahin'e talimat verdiği bizzat Şahin'in ifadeleriyle ortaya çıkmıştı. Ergenekon Jitem ve faili meçhul cinayet davalarında yargılanan ve hapis cezası alan İbrahim Şahin, 8 Ocak 2009'da Ergenekon örgütü suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanırken Gürkan'a ilişkin itiraflarda bulunmuş ifade vermişti. Katil Şahin, Gürkan'ın talimatıyla yeni bir örgüt kurmak üzere harekete geçtiğini belirtmişti. Metin Gürkan'ın bir ay önce kendisini genel kumaya çağırdığını aktarmıştı. Şahin'in ifadesinin bir kısmı aynen şu şekilde değerli izleyenler. Terörle mücadelede yeni ekip kurulduğunu, ekibin başına benim, geçirebilece benim geçirebileceğimi konuyla alakalı ekip hazırlamamı istediler. Ben de Ankara'ya gittim. Eskiden tanıdığım terörle mücadele etmiş insanların listesini yaptım. Evimden çıkan S1 başlıklı listeyi ben yaptım. 150 ile 300 kişilik liste yaptım. Bu konunun Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasından çıktığı söylendi. Bu kişilerle ekibin resmi bir çalışma yaptığını belirterek, bilerek görüştüm demişti ifadesinde. Şahin, Gürak ile düzenli görüşme halinde olduğunu ifade ederek, Gürak'la Genel Kumbay'da görüştüm ben buraya alınana kadar sürekli Gürak Paşa ile görüşüyordum. Yaptığım çalışmaları onlara anlatıyordum. Onlar da bana şunu hazırla, bunu hazırla diyorlar. Ben bu listeleri bunların talimatlarına uygun olarak hazırladım demişti mahkemeye verdiği ifadesinde. Ne çıkarıyorsunuz siz burada? Bu yeni genel kumay başkanıyla ilgili nasıl bir izlenim elde ettiniz? Ben söyleyeyim. Jitem'in başı diyebiliriz. Kendisi Jitem'i kurdurmuş zaten. Talimatla Jitem üyelerinin listesini hazırlatmış. Ve sanırsam genel kurmay başkanları içerisinde en tehlikelerden bir tanesi için kendisi Kürt. Bir de o kimliği var. Şimdi değerli izleyenler bu arada DAEŞ yayınladığı bir ses kaydıyla Tayyip Erdoğan'ı yalanladı. Eşed yayınladığı ses kaydıyla liderleri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin İdlib'de Hayat Tahrir el Şam'la yaşanan çatışmada öldürülüp Türkiye'ye teslim edildiğini duyurdu değerli izleyenler. Tayyip Erdoğan ise el Kureyşi'nin MIT'in düzenlediği nefes kesen bir özel operasyonla öldürüldüğünü açıklamıştı. O açıklamadan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patil Türkiye'nin operasyonunu doğrulayamayacağını ancak El Kureyşi gerçekten öldürüldüyse bunun sevindirici bir haber olacağını söylemişti. Ardından bugün Daesh bir ses kaydı yayınladı değerli izleyenler. O ses kaydında e, Türkiye'nin ya da MIT'in herhangi bir operasyonuyla sınır olmadığını, e, Hayat Tarih El Şam'la yaşanan çatışmada liderlerinin öldüğünü resmen duyurdular. Farkında mısınız? Daesh liderini kendileri öldürmüş gibi, mit operasyon yapmış gibi gösterip Amerika'ya şirin ya da dünya şirin görünmeye çalışan bir e açıklamaya çok komik ya. Vallahi insanın gülesi geliyor. Oysa ki şu anda mevcut durumda Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde koalisyonla birlikte onlarca ülkenin yer aldığı ve demokratik Suriye güçler yani YPG'nin yer aldığı mücadele eden bir güç var yani başka kimse de yok orada. Şimdi değerli izleyenler sizde bir yalanın anatomisini paylaşayım ben. İktidar medyası birkaç gündür manşet atıyordu. Bana da birkaç arkadaş mesaj gönderdi. Ekran resmini çekmişler. İşte böyle manşetler var. Doğru mu değil mi? Son dakika işte özel e, operasyon, nefes kesen operasyon falan filan. Bakacağız. Gerçekten bu nefes kesen yalan operasyonları ne kadar doğru. <laughs> İlginç ya. Hiçbir yalandan uslanmaz bunlar gerçekten de çok ilginç. Değerli izleyenler, iktidar medyası YB, YP, daha önce yaşamını yitirdiğini duyurduğu Yılmaz Bayram'ın ekrandaki fotoğrafta da görülüyor. Kod ismi Egit Gever öldürüldüğü son dakika bilgisi şeklinde servis etti. Dünden beri bu servisi yapıyorlar. Haberde mitin bayramı Şengal'da hedef aldı. Ama ne zaman hedef aldı, ne zaman öldürdüğünü açıklamamışlar. Nefes kesen mitin özel operasyonuyla bilmem PKK'nın ne 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 sorumlusu etkisi hale getirildi diye maşet atıyorlar. Oysa ki HPG e, HPG üyesi Bayram'ın Yılmaz Bayram'ın ölümünü 25 Temmuz'da açıklamıştı zaten. Yani 2022 yılında öyle geçti bu geçtiğimiz Temmuz değil ha. 2022 yılında yaşamını yitirdiğini zaten açıklamıştı. O haberi de bugün paylaşıldı. ANF'de yer almıştı o açıklama resmi olarak açıklamıştı. He peki. Daha önce de YPG'li Eyüp Yakut'un ölümü son dakika bilgisi şeklinde iktidar medyası tarafından servis edilmiş. Demokratik Suriye Güçleri QS'de basın sözcüsü Ferhat Şami, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonla öldürdükleri iddia ettiği Yakut'a dair yaptığı açıklamada Yakut'un ölümünün bir yıl önce YPG tarafından açıklaması açıklandığını ve o açıklamayı da paylaşmıştı kendi sosyal medya hesabında. Şami, MIT yalanına nokta operasyon. Neredeyse her sabah olduğu gibi bugün de MIT'in başına basına servis ettiği ve özel savaş medyasının özene bezene süsleyip ekran ve sayfalarına taşıdığı TC'nin bir yalanı daha. MIT geçen günlerde ile düzenlediği bir nokta operasyonla Ahmet Dorşin adlı savaşçıya şehit ettikleri yalanını ortaya attı demişti. İlgili basın son dakika, flash, sıcak haber, sıcak gelişme, yeni gelişme ve bunun gibi sıcak takip bilmem ne yanıp sönen büyük yalanlarıyla mahşetlerine taşımıştı. 11 Kasım 2021 tarihinde YPG yazılı bir açıklama yapmış ve o tarihte Ahmet Dorşi'nin şehadete ulaştığını duyurmuştu değerli izleyenler. Gerçi diyeceksiniz ki ya bu bunlar zaten Murat Karayelalı kaç defa şey yaptılar arkadaşlar? Hatırlamıyorum dört defa mı? Murat Karaylan'a karşı operasyonu bizi öldürdük falan. Hani Bağız Erdal tamam ben 7 olarak biliyorum. Bağız Erdal'ı kaç defa öldürdüler? Yani 7 canlı bu adam bir türlü ölmüyor yani. Öldürüyorlar yine direniyor. Değişik renkten manşet atıyorlar bu defa. Ama farkında mısınız? Son bir yılda artık bu Bağız Erdal, Murat Karaylan'la ilgili falan manşet atmaktan çekiniyorlar. Çünkü sosyal medya gelişti. Artık herkesin her şeyden haberi var. Bir şey gizlenmiyor. İnsanlar sadece A ah Haber izlemiyor. İşte Adam Karaçoban'ın videoları da onların önüne düşüyor. Zorla da olsa. Dolayısıyla bir şeyler duyuyorlar diye adamlar temkinli biraz yaklaşıyor. Ama şöyle biraz üst düzeyden alt kişilere karşı da halkına ya da faşist kesime moral vermek. AKP, MHP iktidarı işte bak biz mücadele ediyoruz, biz öldürüyoruz, ekonomik bozuk olabilir. Biz öldürüyor muyuz, öldürmüyor muyuz ona bakın diye insanların biraz şeyini okşuyorlar bunlar. E, bu faşistleri böyle biraz şey yapmaya pof poflayıp böyle onları yumuşatıp ha tamam ya biz aç olsak bile e bakınız devletimiz milletimiz, vatanımız için işte şunu yapıyor diye adamlar böyle gazı yalan haberler yapıyorlar. E, şimdi bir haber, önemli bir gelişme daha var. Onu da size aktarayım ben. Hepeke Sözcüsü bugün Stereo TV'ye konuştu. Serdar Yektaş AKP e, sözcüsü e, KDP bir çağrı yaptı değerli izleyenler. Önemli açıklamalarda bulundu. Ve Serdar Yaktaş aynen şu cümleleri kullandı. KDP komutanları ve sorumlulara çıkıp bu izlediğimiz yol Kürdistan halkının çıkarınadır desin. Halk ikna halkı ikna etsinler baş göz üstüne. Her gün halkımızı kat eden tecavüz eden bu soykırımcı ve işgalcilere kalkan olmanızda halkımızın nasıl bir çıkarı var? Bunları neden koruyorsunuz diye soru sordu bugün. Ee, in, bölgeden sıcak bilgiler paylaştı. Ee, oradaki e, askerlerin zor durumda olduğunu ve askerlerin kendilerini korumak için neredeyse KDP'ye sığındığını, KDP'nin e, şu anda çatışmaların devam ettiği bölgelerde yollar yaptığını, yeni karakollar inşa ettiğini, ettiğini ve evet. önümüzdeki günlerde e, çok yakında Gerilla TV'de önemli görüntülerin ortaya çıkacağını söyledi. Ben işin doğrusu bu görüntüleri ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl görüntüler. Çünkü e, bir noktaya daha değindi. Dedi ki e, nükleer bomba kullanıyorlar taktik nükleer bomba dağları yerinden oynatan, dağları yerle bir eden ve bu bombaları son birkaç gündür derler. Kimsenin görüntü almaması için, gerillanın görüntü almaması için ya da o bölgede yaşayan halkın görüntü almaması için gece yarası yapıyorlar. Gece saat 2, 3, 4 civarları bu bombardımanları yapıyorlar ki halk o görüntüleri çekmesin, kamuoyuna servis etmesin diye. Şimdi değerli izleyenler biraz şey konuşalım. KDP ZAP'ta ne yapmaya çalışıyor? Yani bu iddialar PKK tarafından ciddi iddialar var. PKK'nın iddiaları şu bugün görüntüler ben sizlerle paylaştım. Bu görüntülerde çatışmaların halen yoğun olarak devam ettiği bölgelerde KDP bağlı peşmergelerin oralarda yol yapmaya çalıştığı. Çünkü o yolları yapmaya çalışan Türk askerlerine gerilla Eylem yapmış, saldırmış ve onları geri püskürtmüş. Askerler o alanlara giremiyor. Şimdi aynı alanlara KDP peşmergeleriyle gelip e, hatta bugün iş makineleriyle orada yollar yapmaya başlamışlar. Hakikaten ben merak ediyorum. Bunlar neyin e, çalışmasını yapıyorlar? Yani e, Hakan Fidan mesela birkaç gün sonra Irak'a gidecekmiş. Öyle bir açıklama geldi. Hakan Fidan'ın raka gitmesi, raka giderken sanırsam %99 Güney Kürdistan hükümet yetkililerle de görüşeceği tahmin ediyorum. Bu resmi bir açıklama değil. Ben bunu sadece bir tahmin olarak söylüyorum. Bir ihtimal. Yani görüşmesi ihtimal dahilindedir. Üst düzeyde olmasa da. Yani zaten Dışişleri Bakanlığı nezdinde ne kadar Irak'a bir ziyaret gerçekleştirilmişse şu izin isteniyor. Zaten işgal etmişler ama daha farklı büyük e, ordu şeklinde ya da hava e, sa, hava sahasını tamamen e, açarak birçok bölgeyi içerisinde e, Şengal'ın bulunduğu bölgelere yönelik çok ciddi bir saldırı planı mı var? Şengal'a yönelik bir ciddi saldırı planı olacağını ben dün e, yorumlamıştım. Benim öngörüm o sadece. bir yerde de yani kimseden duymadım öyle bir şey. Onu söyleyeyim ben. Yani bana göre Şengal'da e, ciddi bir saldırı gerçekleştirilecek Şengal'a karşı. Amerika Sıla işin içerisinde, Türkiye'de işin içerisinde Irak ve KDP ile birlikte bu dört e, dörtlü e, bir şekilde fiili olarak da KDP ve Irak askerlerinin olduğu e, bir saldırı gerçekleşecek tahmininde bulunuyorum ben. Ayriyeten ZAP'a tam giremeyen, ZAP'ta hedefine ulaşamayan Türk devleti yeniden toparlanıp ZAP'a yönelik daha farklı yöntemlerle KDP'yi de bir şekilde lojistik ve istihbarat olarak arkasına alarak fiziki olarak KDP böyle bir çatışma gireceğini tahmin etmiyorum. Ama hem orada Türk Devleti'nin, Türk askerlerinin üstlenmesine yardımcı olabilir. Hem de lojistik ve istihbarat bilgileri de verebilir. Bütün bunlar planlanmış şeyler, üzerinde konuşulan şeyler değerli izleyenler. Aynı, aynı şekilde...